Anladık. Tamam, teşekkür ederim. Aman, aman. Bir dakika. Bunlar bayram telaşındayken anayasadan elbisi kararını uygulanmadığı için karar vericiler hukuk ülkesine karşı direndiği için Galatasaray'daki polis bariyerlerinin önündeyiz. Devletin bu direncinin yalnız bizi sınırlamakla kalmayıp onarılmaz sosyal, siyasal, toplumsal ve ekonomik sonuçlara yol açtığını hatırlatıyorum. Bugün bir kez daha haykırıyorum. Türkiye'de güvenlik güçlerinin vatandaşa yönelik işkence, öldürme, gözaltında kaybetme gibi uygulamaları söz konusu olduğunda idari ve yardım mekanizmaları etkin biçimde çalışmıyor. 1003. adımızda yargılama faaliyetinin sonuçsuz kaldığı Necdin Arçın dosyasını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Mardin'in Berik ilçesindeki Adakent köyüne 12 Haziran 1994'te Berik ilçe jandarma komutanlığına bağlı askerler ve komutlar tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 köylü gözaltına alındı. 25 gün içerisinde 4 köylü serbest bırakıldı. 30 yaşındaki 5 çocuk babası Mecdin Avcı'nın ise gözaltına alındığı inkar etti. Musa Çitin tarafından düzenlenen belgeyi esas alarak içinde Avcı'nın da olduğu ölü ele geçirilen toplam 4 şüpheli hakkında terör örgütüne üye olma suçlarından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Evraklar daha sonra imha edildi. Berik İlçe Jandarma Komutanı Musa Çitil tarafından düzenlenen belgede Necdin Avcı'nın çatışmada ölü ele geçirildiği yazılıydı. Ancak Necdin'in otopsi raporuna göre kafasından aldığı tek kurşun ile ölmesi bu iddiayı sarsıyordu. Ailesi Necdin Avcı'nın gözaltına alındığını ve gözaltı sırasında operasyon bölgesine götürülerek ön safa sürülüp bilerek ölümüne sebebiyet verildiğine inanıyordu. Bundan 17 yıl sonra 22-23 Kasım 2011 tarihinde Berik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında Berik Kimsesizler Mezarlığı'nda açılan toplu mezarda Necdin Avcı'nın giysi parçalarına ve kemiklerine taşındı. Dönemin Berik Jandarma Komutanı Musa Çitin hakkında 2012'de içlerinde Necdin Avcı'nın da olduğu 13 sivil insanı gözaltına alarak keyfi ve kısa yoldan infaz ettiği iddiasıyla tutuklama davası açıldı ve 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Savcılık makamı iddianamede Musa Çitil'in görev yaptığı dönemde şüphe olsun olmasın sivil vatandaşların tamamen keyfi bir şekilde öldürdüğü, ölenleri ise adli tahkikata terörist unsurlar olarak tutulduğu ve bu yönde tutanaklar tutulduğu halde. Tutuksuz yargılanan Musa Çitil 21 Mayıs 2014'teki karar duruşmasında beraat etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi beraat kararını 2 Haziran 2015'te onadı. Aileler kararın kesinleşmesi üzerine 2015 yılında AYM'ye bireysel başvurdu. AYM ise başvuruyu kabul edilemez. Bunun üzerine aileler 2022 yılında AYM'ye başvurdu. Bilmeye hakkımız var. Musa Çitil değilse, Necdin Avcı'nın gözaltında devletin tutulması altındayken ölümüne neden olanlar, gerçek dışı tutanaklarla kimsesizler
ailesinden gizleyenler ki, bu suçun hain ve sorumluları ki, göz altında kaybedilişinin 30. yılında bir kez daha tekrar edilir. Kaç yıl geçerse geçsin, Necdin Avcıl için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etme zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ben 30 yıl önce Mardin Derik'te gözaltına alınarak kaybedilen Necdin Avcıl'ın oğluyum. 90'lı yıllarda insanlık onurunun ayaklar altına alındığı bir dönemde hemen her gün bölgemizde insanlar, kadın, çocuk, yaşlı demeden gözaltına alınıyordu. Ağır işkencelerden geçiriliyor, öldürülüyordu. Köy ve mezralar yakılıyordu. Maalesef biz de bu zulümden nasibimizi aldık. Babam 12 Haziran 1994'te köy meydanında patozda parmağım vururken gözaltına alındı ve bir daha kendisinden haber alamadı. 20 yıl hukuk mücadelesi verdikten sonra ancak bir toplu mezarda kemiklerine ulaştı. Düşünün, babanız bir sabah köye baskın yapan kolluk kuvvetleri ve köy koruyucuları tarafından gözlerinizin önünde fark edilerek yaka paça götürülüyor ve eviniz bombayla havaya uçuruluyor. Ne hissedersiniz? Biz aile olarak çok acı çektik ve halen çekmeye devam ediyoruz. En küçük kardeşim daha 40 günlük, biri 1 yaşında, diğeri 3 yaşında, ben ablam 12 yaşındaydım. 20 yıl boyunca her kapımız çaldığında, kapımıza bir araba geldiğinde, belki babam geldi diye sevinerek kapıya koşardım. Her telefon çaldığında, belki babamdır veya onunla ilgili bir haberdir diye umutlanırdı. Ama her defasında hayal kırıklığına uğradım. Her zaman baba kelimesine o kadar hasret kaldık ki anlatılamaz, ancak yaşayan bilir. Hep bir yarımız yarım kaldı. Bir insan, insanlara bu kadar acıyı nasıl reva görür anlamış değilim. 2014'te babamın kemiklerine ulaştığımızda onun eve dönme umudunu kaybettik. Bizi teselli eden tek gerçekse en azından bir mezarının olmasıydı. Türk adalet sisteminin davamızı beraat ettirmesi bizi daha derinden sarsmıştır. Acılarımızı tazelemiştir. Suçlular hak ettikleri cezaları almadıkları sürece hukuk mücadelemiz devam edecektir. Tüm cumartesi annelerini saygıyla selamlıyor, acılarını ve mücadelelerini paylaşıyorum. Yasin Avcı. Necdin Avcıl için ve tüm kayıplarımız için.